sınıf matematik dersinin trigonometri konusunun yönlü yay ve açı kavramlarını görelim. Yönlü pozitif ve negatif yön olduğunu söylemiştik. Saatin dönme yönü negatif, saatin dönme yönü tersi pozitif olarak söylemiştik. Şimdi açı herhangi bir açı çizdiğimizde bunun negatif yön olduğu zaman ve pozitif yön olduğu zaman ne oluyor onu görelim. Ben burada e, aklımızda daha iyi kalsın diye İstanbul temsilen i, Bolu temsilen b, Ankara temsilen a yazdım. İstanbul'da evimiz var, Ankara'da evimiz yok. Evimiz olmayan yöne doğru gittiğimiz zaman bizim için negatif bir durum, olumsuz bir durum. Onun için onu eksiyle göstereceğiz. Bakın İstanbul'dan Ankara'ya gidiyoruz, açıyı okuyoruz i b a açısı eksi. Açıyı ölçmüşüz eksi 110 derece. Daha önceki dersimizde önünde böyle işaret görmüyorduk. Onlar çünkü yönlü değildi. Burada yönlü. İB açısı eksi 110 derece AB evimizi olan bir yöne gittiğimiz için, İstanbul'a gittiğimiz için artı 110 derece oluyor. Yönlü yay ise yaydan bahsedebilmemiz için öncelikle çember çizmemiz gerekiyor veya çember yayının bir parçası olan bir yay olmalı. Çember nedir? Çember? merkezi bir nokta. Bu noktadan eşit uzaklıkta noktalar çiziyoruz. Eşit uzaklıkta. Bu noktaları birleştiriyoruz, çember oluşuyor. O ilk başta merkez olarak kabul ettiğimiz noktadan eşit uzaklıktaki noktaların kümesini çizdikten sonra çemberin üzerindeki noktayı merkeze birleştiren doğru parçasına yarıçap diyoruz. Burada bir merkez açı çizdim. Merkez açı demek köşesi çember üzerinde pardon köşesi çemberin merkezinde olan bir açı. Merkez açı köşesi çemberin merkezinde olan bir açı. Merkez açı gördüğü yayın ölçüsü kadar. Buradaki açımız 120 derece. Örnek olarak verdim. 120 derece çember yayının tamamı 360 derece. 120 derece 3'te biri. zaten şu yayın ölçüsünün yani çemberin yayının üçte biri olduğu görülüyor. Şimdi çember üzerindeki noktalar DC. DC yayı yay sembolü de şöyle yay şeklinde. DC yayı D'den C'ye doğru hareket ettiğimizde şu şekilde dikkat ederseniz D'den C'ye doğru saatin dönme yönü. Saatin dönme yönü negatif yöndü. Onun için eksi 120 derecelik açı. CD açısı CD yayının ölçüsü ise artı 120 derece olarak söylüyoruz. Şimdi der önümüzdeki derste ise açı ölçü birimlerini göreceğiz. Açı ölçü birimlerini şimdilik şöyle bir özet olarak söyleyelim. Gelecek ders daha detaylandıracağım. Açı ölçü birimleri derece ve radyan. Trigonometride kullandığımız derece ve radyan. Derece nedir? Radyan nedir? Önümüzdeki ders bakalım.